Allah Azze ve Celle bize kendi varlığımızdan eşler yaratmış. Vallahu ceale lekum min enfusikum ezvaca. Bir başka ayette ve min ayatihi en halaka lekum min enfusikum ezvaca. Size kendi varlığınızdan, kendi cinsinizden eşler var etmesi Allah Azze ve Celle'nin ayetlerindendir. Bu konuya odaklanırsanız, tefekkür ederseniz, düşünürseniz buradan Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini görürsünüz. Bir kudretini görürsünüz, yüceliğini görürsünüz, büyüklüğünü görürsünüz. Bu çiftli, çift kutuplu, üreme merkezli varlık boyutu yüce kudretin varlığına işaret etmektedir. Hiçbir biçimde kendi içinde tekamüle asla fırsat vermeyen, çünkü iki ayrı cinsiyetten bahsediyorsunuz, biri diğerinden bağımsız, her ikisinin ayrı ayrı diğerine uygun şekilde tekamül etmesi, şu anda birilerinin iddia ettiği gibi evrim söz konusu olsa, üreme mantığı bununla taban tabana zıt. Çünkü o kendi içinde evrimini tamamlamalı, gelişimini tamamlamalı. Eğer varsa böyle bir süreç, öyle bir süreç de yok. Yani hep iyileşme boyutunda, sistemleşme boyutunda, gelişme boyutunda bir sistem yok. Bizim evrende gördüğümüz şey, bir şeyi bir yere koyduğunuzda dağılıp bozulma, yok olma, kaybolma. Bir şey yapıyorsunuz, insan yapımı bile olsa, hemen en temel şey bakım altında yazıyorsunuz. Ne kadar zamanlarla bakılacak. Bakım olmazsa ne oluyor? Kendi kendine güncelliyor mu kendisini makine? Bakmadığınız, kendi haline bıraktığınızda, iki sene sonra dolabı açtığınızda, aa gelişmiş, bir tarafına bir şey eklenmiş diye, böyle en mantıksız, en saçma, ki insanların yaptığı primer sistemler. Böyle bir şey olsa bile kendi içinde olduğunu düşünün. Bir de bunun ayrı bir cins, karşı bir, dışarıda bir boyutta buna uygun bir şekilde gelişmesinden söz edeceksiniz. Yani en basitinden erkek anatomisi bir tarafta, kadın anatomisi diğer tarafta, biri diğerinden haberliymiş gibi olması imkansız, ayrı, bağımsız ögeler bunlar. Ama birbirine uygun sistemler üretecekler. Sadece anatomik boyutta değil, iç boyutta biri sperm hazırlayacak, diğeri yumurta hazırlayacak. Biri diğeriyle haberdar, son derece karmaşık bir üreme sistemi dediğimiz şeye, birinde rahim gelişecek, ötekinde öyle. Bunlar haberli bile değiller. Ayrı varlıklar bunlar. Ayrı gelişmek zorundalar. Bunlar üzerinde, çiftli varlık üzerinde düşünürseniz, bunun tekamüle asla fırsat vermeyen, kendi içerisinde gelişme asla, düşünme aralığı bile açmayan bir boyutta olduğunu görürsünüz. Ve bu hem sizin varlığınızda, hem hayvanların varlığında, hem diğer canlıların varlığında Allah Azze ve Celle'nin akleden insana önüne koyduğu apaçık bir resimdir. Tefekkür etmesi, düşünmesi ve anlaması için. Ağacın varlığında bile, bitkilerin varlığında bile eşli bir düzen ve sistem oluşturulmuştur. Bunların bir diğerinden farklı, ta kromozom boyutuna, DNA boyutuna varıncaya kadar kitaplar dolusu ansiklopedik bilgi ihtiva eden o genetik yazılım, sadece hücresel boyutta, doku boyutunda veya anatomik boyuttaki makro şeylerden söz etmiyoruz. Sadece o özdeki bile biri diğerini karşılayan, biri diğeriyle uyumlu, apayrı, üstelik kitaplar dolusu yazılımdan söz ediyoruz. Bunlar biri diğerinden ayrı bir şekilde, ama biri diğeriyle biri birebir eşleşecek şekilde hazırlanmış ise, ikisini de düzenleyen, oluşturan harici bir güç kesinlikle söz konusudur. Basit bir anahtarla yuvası arasındaki uyum bile tesadüfen gelişmez. Hayatınızda yığınla anahtar taşıdınız, yığınla yuvaya soktunuz. Hangi birinde beklentiniz karşılığını buldu? Üstelik ya 6 ya 7 modül üzerinden yokluyor biri diğerini. Biz size ansiklopedik bilgilerin sığmadığı bir DNA yazılımından söz ediyoruz. Karşı iki eş arasında biri diğerini uyumlu bir şekilde karşılamayı bekleyen. Birinde göz geni varsa diğerinde de benzer şekilde.
cinsiyet geni diğerinde de benzer şekilde sistematik olarak buluşup kaynaşıp yeni bir varlığı oluşturacak o karmaşık sistemleri de hiç konu etmiyoruz. Allah Azze ve Celle eşinizi, sizi eşli yaratmamız bizim ayetlerimizdendir. وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا. Yine onun ayetlerindendir. Size kendi varlığınızdan eşler yaratması. وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا. Onlara yanaşıp, buluşup, sükunet bulasınız diye. Bu ihtiyacımızı bizde var eden, karşılığını da var eden rahmetiyle bizi esirgeyip bize bu sükuneti yaşatan Allah Azze ve Celle. Bu hepimiz iç içe olduğumuz, ihtiyacını birebir hissettiğimiz bir olgudan söz ediyoruz. Bu onun yaptığı bir şey. Ve onun ayetlerinden ve esirgeyişi, rahmeti ve aranıza, siz bu ihtiyaç içerisindeyken aranıza Allah Azze ve Celle ve ceale beynekum mevaddeten ve rahme. Aranıza meveddeti de o yerleştirdi. Bütün insanların erkek ve dişi varlık arasındaki çekimi bildiği, bunun neredeyse hayatı bunun üzerine kurduğu, aşk dedikleri, her şeyi bunun etrafında anlamlandırmaya çalıştıkları basit bir ilgi, bir alaka, bir çekim gücü. Yüce Yaratıcı'nın koyduğu. Koymasaydı hiç bunlardan söz etmeyecektik. Böyle bir şey hiç bilmeyecektik. Tuğlanın yanından geçerken böyle bir şey hissediyor musunuz? Duvarın yanından geçerken ya diğer, hadi bunlar cansız varlıklar, diğer canlı varlıkların eşlerinin yanından geçerken ayırt bile edemeyiz. Bir köpeğin dişisi mi erkeği mi, bir ineğin dişisi mi erkeği mi, dikkat kesilmezsen farkına bile varamazsın. Hiç etkilemez, hiç hitap bile etmez sana bir atın erkeği veya dişisi. Ama kendi içlerinde onlar, bir dişi atın yanından bir erkek atı geçiremezsin bile. Hakim olmak bile çok zordur. Çünkü onların ikisinin arasına çekim koymuş Allah Azze ve Celle. Ve o çekimin kodlaması bizim kodlarımızdan ayrı olduğundan, biz ayrı bir popülasyon, ayrı bir türüz. Dolayısıyla da bizi hiç ilgilendirmiyor. Orada aslında o çekim, o dişi attan da dışarı doğru var. Fakat bizim algılarımız onu yakalamadığından bizim hiç umurumuzda değil. Bunları ayrı ayrı sistemler halinde var eden, kendi içinde her bir türünkini ayrı izole eden, koruyan ve bizi de bunlar gibi yaratan Allah Azze ve Celle. Demek ki bu basit oluşturduğu Cenab-ı Hakk'ın ilgiden ve alakadan, ayette bahsettiği meveddet dediği arzu, çekim. Bu yüce yaratıcının oluşturduğu bir şey ve hayatı böyle kodlamış. Bize özgü bir şey değil bu. İnsana özgü bir şey değil bu. Allah'ın hayatı kodladığı bir şey. Ve insanların arasına yine rahmetini oluşturduğunu, koyduğunu da o esirgemeyi, erkeğin hanımını esirgediği, hanımın kocasını kolladığı, aile bütünlüğü içerisinde o sıcaklığa dönüşen yapı yüce yaradanın estirdiği bir merhametten, bir esirgeyişten nasibini alıyor. Bu bizim kendi becerimiz, el hünerimiz vesaire değil. Bakın diğer canlılara, bir kısmında erkeğin hiç işin kalanıyla, devamıyla alakası bile yok. Hatta denk gelirse yavrusunu yiyeni var, düşmanlık edeni var. Cenab-ı Hak nasıl kodladıysa, nasıl hazırladıysa, o türü kendi içinde nasıl ayarladıysa, buna uygun duygular ile yaşıyoruz. Kaldırırsa bu dediğimiz şeylerden hiçbiri kalmaz. فَلَا اَنْ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ. Sura üflenip de artık onların arasında hiçbir nesep bağı bırakmadığımız, bırak erkekli dişili varlığımızın o güçlü çekimini, nesep bağının bile kaldırıldığı, yani anne baba oğul evlat arasındaki bu alakanın, bunu da oluşturan Allah Azze ve Celle kaldırıldığında فَلَا اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَأَلُونَ. Kimse kimseyi sormaz. Bizim hanım nerede? Oğlanlar da geldi mi? Hep beraber buluşalım da mahşere doğru buradan beraber gidelim gibi bu dünyada çok tanıdık olan duygular.
her zaman birbirimizi aradığımız, bir araya gelmek gibi bir duygusal şeyimiz var. Bir içtima varsa orada hemen aile üyeleri bir araya gelmek zorunda. Buluşma noktaları vesaire, giderken daha beraber gideriz. Ama bu ilgi ve alaka kaldırıldığında وَلَا يَتَسَأَلُونَ biri diğerini sormaz bile, ya bizim hanım nerede? Acaba babamı bu kalabalıkta bulabilir miyim? Bir görseydim hesaba çıkmadan önce gibi düşünceler sarmaz bizi. Hatta Allah Azze ve Celle diyor ki kusurlu, sıkıntılı, perişan, günahkar hallerinden ötürü biri diğerlerini görmek bile istemezler. Hani hasbel kader denk gelirse biri diğerinden kaçar. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ وَاُمِّهِ وَاَب۪يهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَن۪يهِ Kişinin babasından, kardeşinden, eşinden, çocuklarından kaçtığı bir günden söz ediyoruz. O kadar arada boşluk, ölüm, ölüm sonrası vesaire mesafe girmişken bile hasretle kucaklaşıp sarılmasını beklediğimiz baba, oğul, eş, kardeş, anne, çocuklar Cenab-ı Hak biri diğerinden kaçışır buyuruyor. لِكُلِّ مْرِئِنْ مِنْهُمْ يَوْمَ اِذِنْ شَأْنُنْ يُغْنِي Her birinin o gün derdi başına aşkın, derdi başında sıkıntısı üzerinde kendi işiyle meşgul. Ve arada bu ilgi kalmadığından birbirleriyle ilgilenmezler. Çıplak bedenler, Hazreti Aişe sordu, dedi ki erkek var, kadın var, bu çıplaklık. Öyle bir o duygular kaldırılmış artık. Kimse biri diğerinin bu anlamda cinsiyetini görecek, buradan etkilenecek bir durumda değil. Bunların hepsi bizatihi sinirsel, etkisel, Cenab-ı Hakk'ın oluşturduğu şeyler kaldırıldığında yahut tekrar konulduğunda bu Allah'ın gücünde olan bir şey. Biz bunu var eden gücü tanıyıp onun hayatı nasıl kodladığına ve bunları oluşturduğuna tanık olup ona hayran kalacağımıza, bu çekim alanına hayran kalıyoruz. Bu çekimin kendisini kutsuyoruz. Bu aşk için ölürüm, bu aşk her şeyim, bu aşk için yaratıldım, her şey bu aşk. Bakmışsın aşk merkezde, eşiyle duyduğu sevgi veya evladına duyduğu sevgi, her neyse bu sevgi onun kutsalı haline dönüşmüş. Artık ebedi beraberlikten mi söz edersin böyle beklentiler? Onun için canını feda etmekten mi? Allah göstermesin bazıları tapmaktan mı, tapınmaktan mı? Söz eden insan varlığından söz bahsedebiliyoruz. Bunlar akletse şayet, düne kadar başkalarına benzeri çekimleri yaşadım. O zamanlar da benzer etkileri ve duyguları orada yaşamıştım. Şimdi aklıma bile gelmiyor. Belki say desen, sıralasan birçoğunun adını bile ıskalarsın. Halbuki o zamanlar geceleri uyuyamaz, hayatta dünyada ondan gayrısı olamaz düşünceleri içerisindeydin. Cenab-ı Hak her yeni güzelle, yeni bir çekim alanıyla eskisini unutturdu. Yegane güzel olan Allah Azze ve Celle her şeyi unutturmalı değil mi? Bütün güzellikleri, güzelleri yaratan yegane kudret, Allah Azze ve Celle her şeyi unutturmalı, her şeyi uğrunda feda ettirebilmeli değil mi? İnsanın yürümesi gereken yol, sevgisini, kalbini açması gereken süreç Allah Azze ve Celle'ye yönelik hamdden geçiyor. Bu hamd ki içinde o aşk da var, o mutluluk da var, o esenlik de var, o saadet de var, o sevgi de var. Bu kişinin kalbi potansiyeliyle sadece Allah Azze ve Celle'ye karşı yaşayabileceği yüksek bir duygu hali ve ancak bu şekilde tatmin olabileceği, diğerlerinde eksik kalır ve her defasında mağdur olur, vefasızlıklar yaşar. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Allah Azze ve Celle kalplerin ancak Allah'ı anarak tatmin olabileceğini. Eğer o kalp başkasını ana duruyorsa, sabahı gecesi aklı fikri hep başkasındaysa, ayrılığa gebe demektir, sıkıntıya gebe demektir. Bugün çok sevdiğiyle yarın kavga etmeye gebedir. İnsanların hep bildiği ve hep söylediği bir şey var. Sevdiğini biraz az sev, olur da bir gün düşman olursun.
Biz karşımızdaki insanların vefa göstereceklerinden, erkeğiyle, kadınıyla, onlara sunduğumuz sevgimize dürüst kalacaklarından emin olamayız. Ama Allah Azze ve Celle'nin vefa göstereceğinden de, sahip çıkacağından da, terk edip gitmeyeceğinden de kesinlikle eminiz. Allah'tan gayrısı bize ne verdi ki bizim canımız pahasına sevgimizi hak edebilsin? Karşımızdaki varlığı bile Allah Azze ve Celle bize lütfetmişken biz Cenab-ı Hakk'ı unutturacak düzeyde ilişkilere giremeyiz. En çok yaptığımız hatalardan bir tanesi. Ya eşimiz, ya sevdiğimiz, ya çocuğumuz üzerinden, hatta bazıları mal mülk üzerinden bile Cenab-ı Hakk'ı unutturacak ilişkilere giriyor. Ve artık onları önceliyor, Allah'ı ikinci, üçüncü sıralara, planlara atıyor. Bu insanın kendisini ziyan ettiği, harcadığı bir süreç. Ve muazzam bir, vahim bir tabloyla sonlanır böyle kimselerin ölümleri, akıbetleri. Vallahu ce'ale lekum min enfusikum ezvaca. Dolayısıyla çok beğendiysen onu sana verene hamd et. Çok hoşuna gittiyse onu sana gönderene hamd et. En azından onu yaratana, onun bir yaratık olduğunu senin gibi bil. Ezeli bir varlıkmış gibi tapınmaya kalkma. Vallahu ce'ale lekum min enfusikum ezvaca. Varlığınızdan eşler var eden Allah Azze ve Celle'dir. Ondan gayrısı olmaz diye de sanma. Onlardan çok daha iyilerini yaratabileceğini bildiğin Allah Azze ve Celle orada duruyor. Daha güçlü çekimlerle seni bağlayabileceğini bildiğin Allah Azze ve Celle orada duruyor. Evladı ölüyor, artık hayatım karardı, bitti, her şey gitti. Cenab-ı Hakk'a isyan etmek üzere, hatta intihar etmek üzere. Allah Azze ve Celle esirgiyor, tutuyor. Sonra bir zaman sonra ona yeni bir evlat veriyor. Bir bakmışsın daha fazla bir sevgiyle ona kapılmış. Dünkü ölen evladıyla karşılaştırırsan diyorsun, evet o da iyiydi ama bu daha bambaşka diyor. Demek ki Cenab-ı Hak sana gücünü ispatlamış bulunuyor. Artık bundan sonra hiçbirine kapılıp daha iyisi olamaz, değil mi? Daha iyisini yaratacak kudreti tanıdın. Eşi ölüyor, neredeyse intihar edecek. Zaman geçmiyor, yeni bir evlilik yapıyor. Öyle bir an geliyor ki eski eşin ölmeseydi mi desen, yok iyi ki ölmüş diyor. Çünkü Allah Azze ve Celle ona da ispat etti ki daha güçlü bir ilgiyle, daha güzel bir alakayla yeni birine karşına çıkarabilir. Dolayısıyla bizim görüp bildiklerimiz de erkeğiyle kadınıyla hepsi Allah Azze ve Celle'nin yarattığı ve kudretini ispatladığı şeyler, bize daha ötesinde daha güzellerini vaat ediyor. Cennet yaşamında yine eşli bir yaşam vaat ediyor ve Allah Azze ve Celle karşılığında benzerini, örneklerini gördüğümüz müthiş güzellikte eşlerden söz ediyor. Sevgiden, ilgiden, alakadan söz ediyor. Biri diğerine gözünü ayıramayacak düzeyde bakan hayranlıktan söz ediyor. Ya Allah Azze ve Celle'ye yarattıkları üzerinden akledip, gücüne tanık olup, iman edip, saygıyla yaşayıp ona yönelik olacağız. Ya da onun önümüze koyduğu promosyonlara tapıp, onlara bağlanıp, demosuyla oyalanıp hayatımızı orada mahvedeceğiz. Bu ikisini ayırt edecek potansiyel akledişimizde var. Ama duygularımıza sorarsan, neye kapılırsa ondan daha iyisi yok diyor. Neyi bulursa ondan daha iyi. Araba çıkıyor, bundan daha iyisi yok diyor. Bundan 20 yıl önce de çıkan arabaya en iyisi bu demişlerdi. Bundan daha iyisi o. Herkes onu almak için ölüyordu. Şimdi bakınca araba mezarlığına bile koymazsın. Demek ki bizim beğenimiz ufkumuzla sınırlı. Ufkumuzu zorladı diye en iyisi bu sanmayalım. Ama bu hatanın içerisine düşüp en iyisi bu, bundan gayrısı olmaz, ondan başkası olmaz şeklinde, bundan ötesi olmaz şeklinde orada boğulursak, Cenab-ı Hakk'ın yahluku ma yaşa, dilediğini yaratıyor. Bunu bugün elinden aldıysa,
kalkıp Allah Azze ve Celle'ye isyan etme. Yarın için yeni bir plan olabilir senin için. Daha güzelini sana verebilir yarınlarda. Yok ondan daha güzel olamaz ki deme, Yüce Yaratıcı'nın kudretinde. O orayı top noktası, zirve noktası gibi yapmış olursun. Onun yaratmasına bir limit, bir sınır çizmiş olursun. Bunun böyle olmadığını, daha güzellerini, daha iyilerini, daha farklı, daha öte de her ne açıdan düşünüyorsanız, malını kaybeden için daha güzel bir mülkiyet, daha iyi, daha güzel göz aydınlığı evlatlar, eşini kaybeden için daha farklısında, daha ötesinde, Cenab-ı Hakk'ın hep hakkımızda iyi olanı tasarladığı düşüncesi, hüsnü zannımız Cenab-ı Hakk'a karşı iyi bir niyet göstergesidir ve güvendir. Onun için bize, onun bizim için kötü plan yapmayacağına, bizim için tuzak kurmayacağına dair inanç ile hareket edersek doğrusunu yapmış oluruz. Çünkü Allah Azze ve Celle zaten böyledir. Hayatın bir sınav döngüsü içerisinde özellikle tasarlanmış ve en önemlisi geçici olduğunu göz ardı etmeden. Nasıl bir varlığız ki gah tuğlaya tapıyoruz. Binaya tapmakla tuğlaya tapmak arasında ne var? Gök delen olunca tapılmayı mı hak ediyor? Gah eşe tapıyoruz, gah güzele tapıyoruz, gah evlada, gah çocuğa. Efendim bunlardan hiçbirine tapmıyoruz diyenler, bunları Allah Azze ve Celle'ye önceledikleri her yerde onlara tapıyor demektir. Cenab-ı Hakk'ın emri orta yerde durduğu halde eşin talebini öncelediğimizde eşe tapıyoruz. Cenab-ı Hakk'ın yasağı orta yerde durduğu halde çocuğun talebini kırmayıp öncelediğimizde çocuğa tapmış oluyoruz. Kime Cenab-ı Hakk'a isyan noktasında itaat edip onu öne çıkarırsak o an itibariyle şirkin içerisine giriyoruz. وَلَا اِنْ اَطَعْتُمُوهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ Eğer onlara itaat ederseniz Cenab-ı Hakk'a karşı siz artık şirk içerisindesiniz olur. Bu sınavın temel kodları. وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ En çok gözümüzü büyüleyen de ezvaç, eşler. Cenab-ı Hak ilk sırada onları vermiş. Size varlığınızdan eşler yaratan O'dur. Yarattıklarına abanıp yaratıcıyı unutmayın. وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ Ve size eşlerinizden benina, oğullar var etti, çocuklar var etti. Kendinizden bir parça saydığınız, kaşını, gözünü, yüzünü, boyunu, posunu benzettiğiniz, kendileriyle iftihar edip gurur duyduğunuz, siz yaşlandıkça onlar güçlenen, size kötü bir davranışta bulunacak olsa öne çıkıp savunan çocuklarınız, o sevdiğiniz, çok beğendiğiniz eşlerinizden yine çok sevdiğiniz, beğendiğiniz çocuklar var eden Allah Azze ve Celle'dir. Bunun ne sistemini siz kurdunuz ne de en küçük bir evresini size bıraksak başarabilecek değilsiniz. Yine Allah'ı bırakıp bunlara mı tapınmaya davranacaksınız? Cenab-ı Hak diyor ki ona eşine yanaştı. فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَف۪يفًا Hafif bir yük yüklendi. فَمَرَّتْ بِهِ Böyle zaman devam etti. فَلَمَّا اَثْقَلَتْ Ağırlaşınca tabii çok çaresizler. İçeride bir varlık gelişiyor. Ama halinden habersizler. Nasıl geliştiği, ne olup bittiğini bilmiyorlar. Kötürüm de çıkabilir. Kadının kendi bedeni içerisinde ama parmağını bile uzatıp onun kordonu dolansa o kordonu ayağından çözemez. Çaresizlikle da'avallaha rabbahuma Cenab-ı Hakk'a dua ettiler. Le in ateytena salihan Eğer bize salih verirsen salih demek sağlıklı demek, düzgün demek, belki iyi demek, dini bütün demek. Ama belli ki salih derken sağlıklı bekliyorlar, çocuk bekliyorlar çünkü. لَاِنْ اَتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ Biz şükredenlerden olacağız. Tabi çaresizlik içerisinde Cenab-ı Hakk'a yalvar. فَلَمَّا اَتَاهُمَا صَالِحًا Onlara salih verince, azaları düzgün, el ayağı yerinde, جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِي مَا اَتَاهُمَا Allah Azze ve Celle kendilerine verdikleri üzerinden kalkıp Allah'a şirk koştular.
O çocuk büyüdü, kalktı, içki içmek istedi, içki aldılar. İçkili düğün yapmak istedi, içkili düğün yaptılar. Allah Azze ve Celle'ye karşı nankörlük içerisinde bulundu, kıramadılar. Cenab-ı Hakk'ın namaz emrini kendisine iletmeye cesaret bile edemediler. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا. Ehline, ailene, çocuklarına namazı emret ve üzerinde sabırla gözetleyici ol, vazgeçme. Bunu tolere edemezsin. Böyle bir şeyi, hadi o da öyle olsun, Rabbine kulluk etmesin diyemezsin. Evlatlık bağını, çocukluk bağını, sevgi bağını önceleyip her şey normalmiş gibi yapamazsın. Her vakitte tazelenen ilahi çağrıyı sende her vakitte tazelemek ve bunun eğer karşılık bulmuyorsa bundan ötürü huzursuz olmak, yüzünü asmak, her neyse Rabbinle olan ilişkin ve alakan kesinlikle eşinle de çocuklarınla da olan ilişkinden ve alakandan üst sırada durmuyor, bir alt sıraya düşüyorsa problem var demektir. Hele hele onun günah işlemesine katkı sunuyor, günah işlemesine göz yumuyor, asi olmasını tolere ediyorsan veya buna sen de katılıyorsan, artık o aileye rengini vermeye başlıyorsa, aslında anne baba öyle bir değillerdi ama çocuk bozdu onları. Şimdi yani normalde böyle bir düğün yapmazlardı. Normalde böyle olmazdı ama babası kızını çok seviyor, annesi de çok seviyor. O da onlara bir dediğini iki edemiyorlar. Bildiğin kulluk düzeni kurulmuş demektir. Artık Allah Azze ve Celle'nin sözü o ailede takılmıyorsa, çocuk ne dediyse o yerine geliyorsa, جَعَلَى لَهُ شُرَكَاءَ ف۪ي مَا اَتَهُمَا. Dün ne olur sağlıklı doğsun diye yalvardıkları, o kadar eğer ilah olsaydı kendi kendisini zaten anne karnında sağlıklı yapardı. O kadar çaresiz cenini bugün ilah edinmiş durumdalar. Artık o ceninden peydahlanan çocuk konuşuyor, o yerine geliyor. Cenab-ı Hakk'ın sözü o ailede karşılık bulmuyor. جَعَلَى لَهُ شُرَكَاءَ ف۪ي مَا اَتَهُمَا فَتَعَالَ اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. Onların koştukları bu şirkten elbette Allah Azze ve Celle aşkın ve yücedir. Sadece kendilerine ziyan verdiler demek olur. Allah Azze ve Celle eksik kalmadı. Cenab-ı Hak bundan ötürü ihtiyaça düşmedi. Onlar kendi kalelerine gol attılar. Kendi perişanlıklarını, kendi akıbetlerini hazırladılar. اَقُلُ قَوْلِ هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظ۪يمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ.